Final Yayınları Final Evinizde programını sunar. Arkadaşlar merhaba. Bugün karekökü sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki yeşil alan piknik ve mesire alanı olarak düzenlenecektir. Bunun için yeşil alan en büyük alanlı eş kare parsellere ayrılacaktır. Bu kare parsellerin her birinin ortasına çardak yerleştirilecekmiş. Şimdi biz yeşil alanımızı şöyle şu şekilde eş kare parsellere ayırmak istiyoruz madem. Bu eş kare parsellerin her birinin kenar uzunluğu hem 320'nin hem de diğer kenar uzunluğum olan 360'ın ortak bir böleni olmalıdır buradaki kenar uzunluğum. En büyük alanlı dediği için de bu ortak bölenler arasından en büyüğü olmalıdır. Buna göre ben önce 360 ve 320 sayılarımın, şurada yapalım, yani kenar uzunluklarımın en büyük ortak bölenini buluyorum. Bu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 40 olacaktır. 40 metre. Yani karemizin bir kenar uzunluğu 40 metredir. Şimdi şeklin içerisine bu 40 metrelik karelerden ne kadar sığar? Bunu bulmak için dikdörtgenin alanını karemizin alanına bölerek de bulabiliriz. Gelin bugün başka bir şey yapalım. Şuradaki kenar uzunluğunda yani 320 metrenin içerisinde kaç tane 40 metre var? Buna bakalım önce. 320'yi 40'a bölüyorum. Bakın 8 tane var. Yani ben burada 8 tane karem var gibi düşünebilirim. Şöyle gösterelim. Evet, 8 tane karemiz var. Aynı şekilde uzun kenar boyunca 360 metre boyunca da her biri 40 metre olan karelerimden kaç adet var buna bakıyorum. İşlemi yaptığımda da burada da 9 tane var. Bunu da bir gösterelim. Evet, bu şekilde. Peki bakın 8 tane burada vardı. 9 tane de burada vardı. İçinde toplam kaç tane kare olduğunu bulmak için 8 çarpı 9'dan 72 tane kare parselimiz var diyebiliriz. 72 tane kare parsel var ve her birinin ortasına da çardak yerleştireceğiz. Bu durumda bizim 72 tane çardağımız var. Devam edelim okumaya. İki veya daha fazla parselin kesiştiği köşelere bir aydınlatma direği olmak üzere kare parsellerin her bir köşesine aydınlatma direği dikeceğiz. Bakın şu şekilde kare parsellerin her bir köşesine böyle direkler dikiyorum. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi buradaki tek bir sırada sayarsanız 9 tane. Saymadan nasıl yaparım? Bakın arkadaşlar, burada 8 tane eş kare vardı. Yani 8 aralık var. Bir fazlası 9 tane olacaktır. 9 tane aydınlanma direğim var. Bu şekilde her sıraya 9 tane aydınlanma direği dikeceğim. Peki kaç sıram var? Burayı da sayarsam 10 tane sıra olduğunu düşüneceğim. Yani 9 tane 10 sıra direğimiz olacak. Yine saymadan, hatırlarsanız 9 tane karesel alanımız vardı. 9 aralığımız, bir fazlası kadar da aydınlanma direğimiz olacak. Çarptığım zaman 90 tane, bakın. O zaman benim 90 tane de aydınlanma direğim var. Peki, bize bir tablo verilmiş soruda. Çardakların maliyeti 500 lira, her bir aydınlanma direğinin maliyeti de 100 lira olarak verilmiş. Verilen fiyatlara göre bu yeşil alanın piknik ve mesire alanına çevrilmesi için harcanacak para en az kaç liradır diyor. O zaman biz 72 tane çardağımız vardı. Her birini 500 liraya mal ediyoruz. Çarptığımız zaman arkadaşlar 36.000 TL bulacağız. 90 tane de direğimiz var. Her birini 100 liraya mal ediyoruz. Çarptığımız zaman burayı da 9.000 TL bulacağız.
toplam harcamamız buradan bakın 45.000 TL olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçiyorum. Bir şarküteri firması aldığı A ve B tipi üzümleri kurutarak çuvallar halinde satacaktır. Tabloda A ve B tipi yaş üzümlerin kurutulduktan sonraki ağırlığındaki azalma oranları verilmiştir. Bakın A tipi üzüm kurutulunca %20 oranında azalırken B tipi üzüm kurutulunca %10 oranında azalıyor. Bu şarküteri firması aldığı 200 gram A tipi yaş üzümü ve 250 gram B tipi yaş üzümü kuruttuktan sonra birbirine karıştırmadan, hiç artmadan eşit büyüklükte ve en fazla ağırlığa sahip çuvallara koyuyor. Şimdi bu ifade bana neyi anlatıyor? Birbirine karıştırmadan, hiç artmadan eşit büyüklükte çuvallara bırakıyorsam her iki ağırlığın ortak bölenini bulacağım. En fazla ağırlığa sahip dediği için de bu ortak bölenler içerisinden en büyüğünü alacağım demektir. Ancak kuru üzümler için bunu yapacağım. O halde biz önce A tipi yaş üzümümüzün kilogramına bakalım. 200 kilogramdı. Kurutulunca %20 azalıyordu. O halde 200'ün %80'i kalacaktır kurutulduktan sonra. Yani 160 kilogram kalacaktır. B tipi için bakalım. B tipi 250 kilogramımız var. Burada da kurutulunca bakın %10 azalacak. Yani %90'ı kalacaktır. Bu işlemi de yaparsak 225 kilogram olarak buluruz. Ne yapacaktık arkadaşlar? Buradaki ağırlıkların en büyük ortak bölenlerini bulacaktık. 160 ile 225'in en büyük ortak böleni 5 kilogramdır. Yani benim çuvallarımın her birinin ağırlığı 5 kilogramdır. A tipi kuru üzümün çuvalı 18 TL, B tipi kuru üzümün çuvalı da 12 TL'ye satılacakmış. Bu durumda ben A tipi kaç tane çuvalım var onu bulmaya çalışalım. Toplamda A tipi için 160 kilogramımız vardı. 5 kilogramlık paketlere böleceğim. 32 çuvalım olacaktır burada. B tipi için ise toplamda 225 kilogram kuru B tipi üzümüm vardı. 5 kiloluk çuvallara ayırdığım zaman da burayı 45 bulacağım. Bakın 45 çuvalda B tipinden var. Tamam. O halde fiyatlarıma bakalım. A tipi çuvalım 18 TL. Yani 32 ile 18'e çarparsak 576 TL olacaktır. B tipi 45 çuvalım var. Çuvalımı 12 TL'ye satıyorum. 12 ile çarparsak 540 TL bulacağız. Bu ikisini toplayalım. 576 ile 540'ı topladığımız zaman 1116 TL olarak bulacağız. Cevabımız da bakın A seçeneği olacak. Evet, sorumuza bakalım. Yukarıda cetvel ile bu cetvel üzerindeki 3 kalemin uzunlukları verilmiştir. Buna göre siyah kalemin uzunluğu aşağıdaki köklü ifadelerden hangisinin yaklaşık değeri olabilir? Şimdi bakalım şurada sıfırla başlattığımız bir kırmızı kalemimiz var. Nereye kadar gelmiş? Bakın şöyle 2,5'a kadar gelmiş. Yaklaşık 2,5'tur kırmızı kalemimin uzunluğu. Benden siyah kalemin uzunluğunu istemiş. Burayı bulmaya çalışıyorum. Mavi kalemin uzunluğuna bakacak olursak, bakın şöyle ona çok yakın, yaklaşık neredeyse 9,8'de durmuş gibi, 7'den 9,8'e kadar 2,8 birimlik bir mesafe var. Bunu şöyle de yapabilirsiniz, bu 7'yi 0 ile başlatabilirsiniz. 1, 2, 2'den sonra 2,8 olacak mavi kalemimin uzunluğu. Tüm uzunluğum ise bakın, 0'dan başlayıp 9,8'e kadar geliyoruz demiştik. O halde ben siyah kalemin uzunluğunu artık ulaşabilirim. Ne yapalım? Kırmızı ve mavi kalemin uzunluklarını toplayıp bu bütün uzunluktan çıkaralım.
O halde kırmızı kalemin uzunluğu ile mavi kalemin uzunluğunu topluyorum. 5.3 olacaktır. Toplam uzunluk olan 9.8'den de 5.3'ü çıkarırsak arkadaşlar 4.5 olarak bulacağız. Yani siyah kalemimizin uzunluğunun yaklaşık 4.5 olduğunu görüyoruz. Siyah kalemin uzunluğu aşağıdaki köklü ifadelerden hangisinin yaklaşık değeri olabilir demiş bize. Seçeneklerime tek tek bakıyorum. Kök 17'ye baktığımız zaman yaklaşık değeri, bakın kök 16'ya çok yakındır. Bu durumda 4'e çok yakın bir değerdir ama 4'ü geçer. 4.1 diyebilirim. B seçeneğime baktığım zaman kök 20, bakın kök 20 4 ile 5 arasında bir değerdir. 4'e daha yakın bir değerdir ama orta değere yakındır arkadaşlar. 4.5'a yakın bir değerdir yine bu. Yaklaşık değerini 4.4 olarak alabileceğim. Diğer seçeneklerimi de göz gezdireyim. Kök 32 zaten kök 25'ten fazladır. 5'i geçen bir değerdir. 5.6 diyebilirim yaklaşık değerine. Kök 47, kök 49'a yakındır ama 7'den küçük bir değerdir. 7'den küçük ve de 7'ye yakın bir değer. 6.8 olarak alabilirim. Burada benim sonucum olan 4.5'e en yakın değer gördüğünüz gibi B seçeneği olacaktır. Evet. Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denildiğini biliyoruz. Bakın burada bir formül verilmiş. A1'den AN'e kadar olan N tane sayının aritmetik ortalaması bu sayıların toplamı bölü N şeklinde olacaktır. Burada yazılı notları ve dersçi performans notları olan bir öğrencimiz var. Gürhan. Gürhan'ın dönem içerisinde matematik dersinden aldığı 5 not verilmiştir. Karnesindeki matematik notu ise bu notların aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. Buna göre Gürhan'ın karnesindeki matematik notunun çözümlenmiş halini soruyor bizden. O zaman önce ben notların ortalamasını almalıyım. Yani ne yapacağım? Önce notlarımı toplayacağım. 67, ikinci notumuz 74, üçüncü yazılı notu 82, ders çift performans notlarımız da 90 ve 90 şeklinde. Topladığımız zaman arkadaşlar 403 bulacağız. Şimdi bu toplamı 5'e bölmeliyiz. 5 tane notumuz olduğu için bölüyorum 5'e. 3'ü aşağı indirdim. Buraya bir sıfırımı attım. Devam edeyim işlemi yapmaya. Buraya bir sıfır atıp virgül bırakıp 30'da 5 6 kere var dediğimde artık işlemi bitiririm. 80,6'dır matematik notu, karnedeki notu. Çözümlenmiş halini yazıyorum şimdi. Bakın burası birler basamağıdır, 10 üzeri 0'ın basamağı. Onlar basamağıdır, 10 üzeri 1'in basamağı. Bu durumda 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 0'ı tekrar yazmama gerek yok. Virgülün sağındaki ilk basamakta 10'da birler basamağıdır, 10 üzeri eksi 1'in basamağı. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet, bunu veren seçeneğim ise B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuzda bize bir bilgi verilmiş. X sıfırdan farklı ve n tam sayı olmak üzere, bakın a çarpı x üzeri n ile b çarpı x üzeri n'i topladığımda a ve b'yi katsayıları toplayıp x üzeri n şeklinde yazıyorum. Bu toplama işlemini yapabilmem için, üslü sayılarda bir toplama işlemidir bu. Üslü sayılarımın aynı olması gerekiyor. Bakın x üzeri n, x üzeri n, x üzeri n. Hem tabanın hem üssün aynı olması gerekiyor. Bu bilgiden yola çıkarak soruma bakıyorum. Sayı bulmacasında şeklin ifade ettiği işlem verilmiştir. Bakın bu bulmacada bir işlem tanımlanmış. İşlemim şöyle tanımlanmış. Yukarıdaki değer P çarpı R üzeri S denilmiş. P çarpı R üzeri S. Buna göre işlemlerimi buna göre yapıyorum. O halde burada göreceğim işlem 7 çarpı 2 üzeri 5 olacaktır. Artı buradaki işleme bakıyorum. 1 çarpı 2 üzeri 6 olacaktır. Eksi 3 çarpı 4 üzeri 3 olacaktır. Şimdi bu işlemi düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi üslü sayılarım burada eşit değil. Şuraya geçireyim işlemimi.
7 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 çarpı 2 üzeri 6 eksi 3 çarpı. Bakın oradaki 4 üzeri 3'ü 2 tabanında yazalım. 2'nin ikinci kuvvetidir 4 dediğim. Bir üssü sayının tekrar üssünü almışız. Bunu 2 üzeri üstleri çarparak 2 kere 3 6 şeklinde yazarız. Hala üssü sayılarım aynı değil. 2 üzeri 5, bakın 2 üzeri 6 var burada. O halde ben buradaki 2 üzeri 6'ları 2 üzeri 5'e benzetmeye çalışayım. Şöyle yaparım. 2 üzeri 6 yerine 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5. Aynı şekilde 2 üzeri 6 yerine 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5 yazabilirim. Düzenliyorum. 7 çarpı 2 üzeri 5 artı 2 çarpı 2 üzeri 5 eksi 3 kere 2 6, 6 çarpı 2 üzeri 5. Artık benim üssü sayılarım aynı. Toplama ve çıkarma işlemlerimi yapabilirim. Katsayılarda işlem yapıyorum. 7 artı 2, 9, 9 eksi 6 ne olacaktır arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 5. İşlemimin sonucu bu şekildedir. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisinin ifade ettiği sayıya eşittir diyor. Bakın B seçeneğine baktığımız zaman tanım gereği bunu 3 çarpı 2 üzeri 5 olarak yazarsınız. Bu zaten bizim işlemimizin sonucuydu. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, 40 katlı bir gökdelendeki 4 farklı asansörden birinci asansör 3'ün katı olan katlara, ikinci asansör 4'ün katı olan katlara çıkabiliyor. Üçüncü asansör çift katlara çıkabiliyor arkadaşlar. Ve dördüncü asansör de sadece asal sayılı katlara çıkabiliyormuş. Buna göre gökdelende asansörün durmadığı kaç tane kat vardır? Asansörlerin tamamı zemin katta durabiliyor. Peki, bakalım. Bu 40 tane sayı içerisinde 3'ün katı, 4'ün katı olanları, çift sayıları ve asal sayıları almayacağım. 1 ile başlayalım. 1 bunların hiçbirini sağlamaz. 1'in 3'ün katı değildir, 4'ün katı değildir. Tek sayıdır ve asal da değildir. Diğerlerini yazarken bakalım bu şartları sağlamayan ne olabilir arkadaşlar? 5'in katları içerisinden buradaki şartı sağlamayanlar yine 7'nin katları içerisinden buradaki şartı sağlamayanları almaya çalışacağız. Şimdi 5'in katlarını yazıyorum önce. 5'in 1 katı 5 asaldır almıyorum. Tek katlarını yazalım. 15, bakın 15 aynı zamanda 3'ün katıdır. Bunu almam. Devam ediyorum. 5 katına bakarsak 25. Bakın 5 çarpı 5'tir. Buradaki hiçbir şartı sağlamaz. Bu durumda 25. katta duran bir asansör yoktu. 1. katta da duran yoktu zaten. Devam edelim. 7 katını alalım 5'in. Tek katlarına bakıyorum çünkü çiftleri almıyorum. 5'in 7 katı 35'tir. 5 çarpı 7. Yine benim şuradaki şartlarımdan hiçbirini sağlamıyor. Bu durumda 35. kata çıkan bir asansör de yoktur. Daha fazla gitmeyeceğim çünkü zaten 40 katlıydı. 7'nin katlarına bakalım şimdi. 7'nin katlarında 7'yi zaten almıyorum. Asaldır. 7'nin 3 katı 21, 3'ün de katıdır haliyle. Bunu da almıyorum. 7'nin 5 katı bakın zaten 35'tir. Bunu yazmıştım. Bundan sonraki katları da 40'ı geçecektir. Bu durumda sadece 3 kata çıkabilen asansör yoktur. 1. 25. ve 35. katlar olmak üzere. Haliyle cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet bakalım sorumuza. Bir sayının tanımlandığı sayma sistemine sayının tabanı denir. Günlük hayatta kullandığımız sayılar onluk tabanda yazılır. Aynı şekilde sayılar herhangi farklı bir tabanda da yazılabilir. Bu şekilde yazılı olan sayılar günlük hayatta kullandığımız onluk tabana çevrilirken aşağıdaki gibi ait olduğu tabana göre çözümlenir. Bakın burada örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin burada 5 tabanında bir sayı verilmiş. 21,3 5 tabanında. Bu sayının onluk tabandaki karşılığını yazarken şöyle yapıyorum. Bakın virgülden önceki ilk basamak için 5 üzeri 0, diğeri için 5 üzeri 1 şeklinde gideceğim. Virgülün sağındaki için de 5 üzeri eksi 1 şeklinde devam edeceğim. O halde 2 çarpı 5 üzeri 1 burada artı bakın
1 çarpı 5 üzeri 0 diyeceğim. Bunu da yazdım. Artı virgülün hemen sağındayım. O halde 3 çarpı 5 üzeri eksi 1 diyeceğim. Bunu da yazdık. Sonra bunlara karşılık değerleri yazıp topladığımda 5'li tabanda verilen sayıyı 10'luk tabana çevirmiş oluyorum. Buna göre 2,2,3,1 dörtlük tabanda şeklinde verilen 4 basamak 4 tabanındaki sayının 10'luk tabana göre karşılığı nedir diyor. Aynı mantıkla gideceğiz. Şöyle yapacağım yani. Bakın burası 4 üzeri 0, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2 şeklinde olacaktır. O halde buradan başlıyorum. 2 çarpı 4 üzeri 2 artı yine 2 çarpı bu sefer 4 üzeri 1 artı 3 çarpı 4 üzeri 0 artı virgülün sağında 1 var. 1 çarpı 4 üzeri eksi 1 diyeceğim buraya da. Bu işlemi yaparken işlemi şuradan devam edebilirim arkadaşlar sanıyorum. 4 üzeri 2 16'dır. 2 ile çarptığımda 32 olacaktır. 32 artı 4 kere 2 8 artı bakın 4 üzeri 0 1'dir zaten. 1 ile 3'ün çarpımı 3 olacaktır. Artı 4 üzeri eksi 1'in değeri de 1 bölü 4 olacaktır. Bu işlemin sonucu buradaki işlemi yaparsak 43 artı 1 bölü 4'ü gelin 0,25 olarak yazalım. Böyle ondalıklı yazmamız daha kolay olacak. Topladığımız zaman bu durumda 43 tam %25 olacaktır. İşte 10'luk tabandaki karşılığını yazabilmiş olduk. Evet, cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Sevgili gençler, bir dahaki ders görüşmek üzere.